Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi, anıt şeref defterinin imzalanması. Sahnesinden tamamen silmek üzere Anadolu'yu canavarca işgale girişen 21. yüzyıl Haçlı ordularına karşı önderliğinizde verilen istiklal mücadelesini zaferle neticelendiren o destansı gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde manevi huzurunuzda gururla, coşkuyla ve heyecanla bir araya gelmiş bulunuyoruz. İstiklal ve istikbal mücadelesinde Samsun'dan yaktığınız meşale, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta insanımızın yüreğini ve zihnini aydınlatmıştır. Açtığınız sancak altında küllerinden yeniden doğarcasına kenetlenen milletimiz, gösterdiğiniz hedefe canını siper ederek korkusuzca yürümüştür. Kütahya'dan, Afyon'dan, Sakarya'dan düşmanı söküp atmış, nihayetinde büyük taarruz ile 30 Ağustos 1922'de kesin bir zafere ulaşmış ve düşmanı vatandan süpürerek İzmir'den denize dökmüştür. Dünya tarihinde benzeri olmayan bir mücadele sonunda kazanılmış, bu şerefli zafer kurduğunuz cumhuriyet ile taçlanmış, yepyeni bir Türk devleti olarak günümüze uzanmıştır. Bizlere emanet bıraktığınız bu kutlu devleti, bin yıllık dev bir çınarın yenilenmiş bir filizi olarak görüyor, her türlü iç ve dış düşmana karşı üzerine titreyerek ilelebet payidar kılmaya canla başla gayret ediyoruz. Millet için yad eller altında köle olmak mümkün değildir. Bu memleket. Ülkende Bilge Kağan, ordunda Orhun'da abidelere nakşettin sözü. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 100. yılıdır. Ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla beraber varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 100 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle topyekun olarak varoluş mücadelesi sonucunda tarihinde eşine asla sanır bir zafer kazanmıştır. Yazdıracak yine tarihe kahramanlarını, gazilik ve şehitlik can kadar yakındır bize. Gelemez hain düşman, uçak sarar durdurur. Uğrunda ölen varsa onun adı vatandır. Alnımızda parıldayan şeref ve şan arması,